Merhaba arkadaşlar, bugün yine McAren oynayacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz birkaç gün içerisinde yine McAren ile ilgili videolar paylaşmıştım. Gameplay videoları Killshot'la paylaştık. Yine daha sonra Örümcek'le paylaştık. Sniper olarak bir kombinasyon yapmıştık Örümcek'e. Yine tabii Örümcek'le ilgili sizlere şöyle bir kombinasyon izleteceğim. Ama bugünkü konumuz bu değil. Bugünkü konumuz bizim... Şunları... Şöyle kapatalım. Bugün... Guardian ve Pulse Cannon kombinasyonuna oynayacağız arkadaşlar. Oyundaki en güçlü mekalardan bir tanesi. Tabii ki şimdilik, yani free oyuncular, oyuna para yatırmayan oyuncular için şu an en güçlü, en başta açabileceğiniz karakterlerden bir tanesi bu. Şuradan bunu göstereyim. İlerleme yolunda zaten şu an bende Shadow var. Shadow'un kilidi açıldı ama almayı şu an düşünmüyorum. Çünkü 1275 Ecoin. Bakalım belki ileride alırız. Bunun birim fiyatını göstereyim size arkadaşlar. Bunu 975 Ecoin almıştık şu mor parayla. Bunun birim fiyatı bu. Bunu da söyleyeyim. İlk başlarda alabileceğiniz karakterlerden bir tanesi bu. Ve Pulse Cannon 8'i, bu kombinasyonu tavsiye ederim. Bunu kullanabilirsiniz. Şimdi birazdan zaten nasıl bir etkisi olduğunu hep beraber göreceğiz. Guardian'ın yeteneğinden kısaca şu şekilde bahsedeyim arkadaşlar. Rakibe 30 metre yaklaştıktan sonra, yani yeteneği 30 metre ve altında çalışıyor. 25, 20, 10 şeklinde çalışıyor. 30 metrenin altında çalışıyor. 31 metreden yeteneği vurmaya çalışırsanız, yani skinini kullanmışsanız karakterin, karakter karşı tarafa bir etki edemeyecektir. Yeteneğiniz boşa gidecektir. O yüzden bu konuya dikkat edin. Kaç metre olduğunuza dikkat edin arkadaşlar. 30 metrenin altındayken karakterin skinini çalıştırın. Çünkü eğer dediğim gibi 30 metrenin dışındaysa çalıştırmış olduğunuz skin bir işe yaramayacak. Karakterin yeteneği ise şu arkadaşlar. Hem karşı karakterin skill süresini sıfırlıyor. Yani reload'a sokuyor diyebilirim tekrardan. Bir bekleme süresi var. Skill'lerin kullanım için, yeniden kullanım için, hani kullandıktan sonra yeniden kullanım için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Siz Guardian'la rakibe bu skill'i vurursanız, yani yeteneğini karşı rakibe vurursanız, yeteneğini ve silahlarını yeniden reload etmesini sağlamış oluyorsunuz. Yani rakibiniz, siz karşı karşıya geldiğiniz zaman rakibinizle, rakibinizin hem yetenekleri hem de silahları boş oluyor arkadaşlar. Size hiçbir şey yapamıyor. Sadece kıpırdamadan, yani kaçmaya çalışıyor ki zaten kaçamıyor. Evet, o zaman gelin şimdi gameplay'e geçelim. Bu robotu ve silahı daha yakından inceleyelim. O zaman let's go. Evet, Guardian'ın iş yapabileceği haritalardan bir tanesi arkadaşlar. Bu karakterle ortadan açıktan gitmemeniz gerekiyor. Çünkü bu karakterin yeteneği, videonun başında da söylediğim gibi, 30 metre gibi mesafelerde çalışıyor. Açık alanda buradan rakibin size 30 metreden yaklaşmasını beklemeyin. Duvar diplerinden oynamaya çalışın. Mesela şuraya geçeceğim. Mesela bu bana gelecek. Ya da mesela bu arkadaşım fight'a girmişken çıkıp yandan vurabilirim. Bana dönmeden. Evet, üstüne gitmeyeceğim çünkü uzak mesafeden vurmuyor. O bana zaten gelecek. Bu ya bot ya da gerçekten oyunu bilmeyen birisi. Evet, yani muhtemelen ya oyunu bilmediğini düşünüyorum ben. Çünkü bu oyunda artık bot olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bu tarz oyunlarda bot çok fazla olmaz. İlk 1-2 seviyede olur size oyunu öğretmek için. Ondan sonra bot olmaz. Eğer bot olursa zaten bir zevki kalmaz, bir heyecanı kalmaz. Çok fazla oyuncusu kalmaz diye düşünüyorum. En azından var robostan tecrübeliyim bu tarz oyunlara. Yani baksanıza başıboş bir şekilde geziyorlar. Evet, fark etmedim. Takım arkadaşımı yedi. Şimdi ben de onu yiyeceğim. Evet, saklanıyor. Bakalım şöyle, arkamız güvenli mi? Arkamız güvenli. Rahat rahat fight'a girebiliriz. Ama yok oldu. Rakip yok oldu. Sağ olsun arkadan bir tanesi, sniper'ın bir tanesi yedi onu. Evet, yine arkamdan geldi ve silahlarını boşalttım. Bakın, yani şunu yapmayın arkadaşlar. Bir adamın arkasına geçip açıkta durup sabit beklemeyin. Birçok kişinin ortalıkta gezdiğini görüyorum ben. Kral, kes artık onu. Allah cezanı vermesin. Oyun gitti, turu kaybettik. Hiç fark etmedim onu. Evet, bu sefer şu taraftan gideceğim. Şuradan ilerleyeceğim.
Yani mesela bakın şu arkadaş ortada duruyor. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bu şekilde ortadan birilerine ateş etmeye kesinlikle çalışmayın. Bu oyun böyle bir oyun değil. Yani ortada durup ortaya geçip birilerine vurma oyunu değil. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Bu şekilde oynarsanız çok rahat bir şekilde. Mesela bakın şu Conan da benimle aynı karaktere sahip. O yüzden çok üstüne gitmeyeceğim. Yanında bir tane daha arkadaşı var. Mesela şuradan buna kol uzatma diyoruz. Şu şekilde gelirse kol uzatıp evet şu şekilde saklana saklana oynayabilirsiniz. Ah çok erken kullandım. Ama olsun. Aynı mesafedeyiz. Mermim bitti. Onun robotu benimkinden biraz yüksek galiba. Şöyle kol çıkartma yapacağım ona. Ah be. O benden önce kullandı. Bakın benim silahlarım boşaldı. Mermim bitti. Ama tekrardan doldu. En azından kendi üzerimizde de robotun nasıl bir etki yarattığını görmüş olduk arkadaşlar. Silahım reloadluyken tekrardan boşaldı. Yetenek vurduğu zaman. Evet şimdi onu arkalama zamanı. Hadi bakalım. Bittin. Bu 2v1 geldiğiniz içindi. Evet bu tarz oyunlarda 2v1'i kolay kolay kaldıramazsınız arkadaşlar. O yüzden açıktan oynamayın. Sürekli arkanızı kontrol edin. Sürekli dönün. Vay hain. Vay alçak. Evet zaten ölecektim. Yani orada beleş ölmektense bir kill alıp yanımda birini daha götürmek daha avantajlı geldi bana. Daha yine gidecek. Hayır. Hayır. Evet takımınıza böyle oyunu bilmeyen kişiler geldiği zaman maalesef bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar çok fazla. Zaten şu karşıdaki adam drone'di. Bu sniper. Bu karakterle zaten bu map'te MVP olamazsanız yazık edersiniz. Karaktere de yazık edersiniz yani. Çünkü o haritanın orta kısmı açık. Köprü gibi bir yer var. Sürekli oradan geçiyor. Acemi oyuncular, oyunu bilmeyen oyuncular ya da botlar. Ki ben bot olduğuna inanmıyorum. Oyunu bilmeyen oyuncular oradan geçiyor. Sürekli oradan geçenlere pat pat vuruyor. O yüzden dediğim gibi ortalıkta gezmeyin arkadaşlar. Açıkta gezmeyin. Saklanarak oynamanız gereken bir oyun bu. Yani rakibe vurup kaçacaksın. Vurup kaçacaksın. Vur kaç. Vur kaç. Taktik bu. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.